Türkiye son zamanlarda depremlerle mücadele ediyor ve deprem gerçeği kendini çok acı bir şekilde sık sık hatırlatıyor. Ve en son İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen yerlerden biri Avcılar'dı. Ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de ilçesinin zarar görmemesi adına uzun zamandır bir mücadele veriyor. Şimdi Hançerli ile konuşacağız çünkü Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ilçenin deprem riskine açık durumunu görüşmek için ve ilçenin sorunlarını anlatmak için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ulaşmak istemişti ve ulaşamadığında da bir eylem yapmıştı. Ve bu konuyu konuşacağız. Randevu alabildi mi ve nedir oradaki durum? Sayın Hançerli merhaba efendim. Ulaşabildiniz mi? Sizin ulaşma şansınız oldu mu Sayın Bakan'a? Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Tabii ki Sayın Bakan'la sadece ben değil, tüm İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Ve toplantının gündemi ve konusu, tek konusu da kentsel dönüşüm idi. Dolayısıyla bu amacımız hasıl oldu. Hatta fazlasıyla hasıl oldu. Yine Sayın Bakan'ın açıklamaları, gerek toplantıda ve gerek sonrasında yaptığı açıklamalar son derece sevindirici, son derece yerinde doğru tespitlerle önümüzü açan ve inşallah dönüşümle ilgili, yenilenme ile ilgili hızlanacağımızın işaretlerini verdi. Bizim tabii ki eylemimiz Sayın Bakan'la görüşememek nedeniyle değildi. Bizim eylemimiz Avcılar'ın yenilenmesinde, Avcılar'ın dönüşümünde yaşanan problemleri aşacak plan notu değişiklikleri hazırlamıştık. Bu plan notu değişikliklerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden karar haline dönüşmesiyle ilgiliydi. İnşallah önümüzdeki Mart Meclisi'nde bizim değişiklik taleplerimiz yürürlüğe girmesini büyük bir heyecanla ve umutla bekliyoruz. Evet Sayın Hançerli, 19 Ekim 2019 tarihinde değil mi depreme dayanıksız ve hasarlı bina problemini aşmak için bir plan notu değişikliği gündeme getirdiniz, hazırladınız ve Avcılar Belediyesi'nden de geçmişti. Şimdi en son şu anda İBB Meclisi'nden geçmesi bekleniyor. Onun da Mart'ta geçeceğini düşünüyorsunuz. Evet, biz Ekim ayında 19 Ekim'de Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunmuştuk zaten. Sunmuştunuz, evet. Belediye Meclisi de oy birliğiyle konuyu komisyona sevk etti. Komisyonda rapor yazılıp, çünkü zorunlu imar değişiklikleriyle ilgili, imarla ilgili konularda meclisin komisyon raporu almadan karar vermesi mümkün değil yasa gereği. Dolayısıyla komisyonun raporunu hazırlayıp meclise sunması inşallah o geçeceğini düşünüyorum. Evet, peki Avcılar'da kaç hasarlı bina var ve bu plan notu değişikliği kabul edilirse eğer kaç bina dönüştürülecek? Evet, biz Avcılar'da hasarlı olduğunu ve yapı kayıt belgesi almış ya da bir hasarlı olduğu, güvensiz olduğu tespiti yapılmış binaları mühürledik ve bir kısmını da yıktık. Bazı binaların da yıkımıyla ilgili süreç devam ediyor. Fakat emin olmadığımız ama riskli yapı olduğunu düşündüğümüz 1800 kadar bina var. Bu yapıların riskli yapı olup olmadığının tespiti bakanlığımızca yetkilendirilmiş, lisanslı kurum ve kuruluşlarca yapılması gerekiyor. Biz gözlem yöntemiyle mühendislerimiz, mimarlarımız, uzmanlarımız gözlem yöntemiyle bir inceleme, çalışma yaptılar. Bu yapılan çalışma neticesinde, inceleme neticesinde riskli olduğuna kanaat getirdiklerinin zaten bakanlığın da kararıyla riskli olduğuna karar verildi ve bunlar mühürlendi. Bazıları yıkıldı, bazıları yıkılmayı bekliyor. Ama 1800 kadar diğer binadan ise riskli olduğuna kanaat getiremedik.
gözlem yöntemiyle yapılan incelemede. Fakat riskli olabileceği kanaati hasıl oldu. Dolayısıyla bu binaların testinin yapılması için hem sözlü olarak vatandaşlarımıza hem de yazılı olarak tebligat gönderdik. Dolayısıyla 1800 kadar binanın yıkılması gerektiğini ya da riskli yapı olabileceği ihtimalini ifade etmek isterim. Tabii burada asıl mesele şu. Hepimizin yani bakanlığımızın ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve tüm vatandaşların üzerinde durması gereken ve durduğu konu şu. Dönüşüm için, yenilenme için sorunlarımız var. Yenilenme için problemler var, engeller var. Bunların ortadan kaldırılması lazım. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi ekonomik problemler. Yurttaşlarımızın, hemşehrilerimizin binalarını yenileyebilecek güç ve ekonomik duruma sahip olmadıkları açık bir gerçek. Bunun üzerinde bir sorun daha var. Bizim özellikle çok üzerinde durduğumuz sorun. O da şu. Mevcut yapılarını yenilemek isteyen yurttaşlarımızın önemli bir kısmı, bunların yaklaşık 10 bin bağımsız bölüm olduğunu düşünüyoruz. 10 bin bağımsız bölüm, yani 50-60 bin insan yapılarını yıktıklarında, yeniden yapmak istediklerinde 10 ailenin oturduğu bir apartmanda 5 aile sokakta kalıyor. 5 aileye yeni ev yapamıyoruz. Ve dolayısıyla bu insanlar sokakta kalmaktan, binalarını yenileyememekten kaynaklı, riskli de olsa bu binalarda oturmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu ciddi bir problem. Bu sorunu el birliğiyle çözmeye çalışıyoruz. Evet. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de bunu ifade ettim. Sayın Bakan'la görüşmelerimizde de bunu ifade ettik. Ve Sayın Bakan ve diğer belediye başkanlarımız da bu sorunun farkında, biliyorlar ve çözüm üretme adına adımlar atılması gerektiğini ifade ettiler. İnşallah bu hususta adımlar atılacak, çözümler üretilecek. Evet. Yine Sayın Bakan'ın toplantısında özellikle vurguladığı 3 slogan var. Yerinde dönüşüm, gönüllü dönüşüm ve hızlı dönüşüm. Yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm. Aslında bu genel geçmişte uygulanan kentsel dönüşüm uygulamasının, çalışmasının terk edildiği ve yeni bir yöntemle, yeni bir tabiri caizse el kitabıyla yola çıkılıyor ve sorunlar çözülmeye çalışılıyor. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Evet, peki Sayın Hançerli. Hızlı ve gönüllü dönüşümün 20 yılda alamadığımız yolu alabileceğimizin anahtarlarından olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir konsey önerisi vardı, bir komisyon önerisi vardı. Sayın Bakan bir komisyon kurulacağını da ifade etti, kurmayı kabul etti. Bu sorunu bir seferberlik edasıyla, bir seferberlik değmişiz gibi toplumun tüm kesimleri, vatandaşlar, sivil toplum, iş adamlarımız, müteahhitlerimiz, devletimiz, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz el birliğiyle bu sorunu çözmek için seferberliğe çıkmamız lazım. El birliğiyle bu sorunu çözmek için yola çıkmamız lazım ve hemen çıkmamız lazım, hızlı çıkmamız lazım. Bakan Bey'in açıklamaları da, yeni yapılan açıklamalarda oldukça umut verici ve ben kendisine televizyonunuz aracılığıyla teşekkür ediyorum. Evet, peki biz de çok teşekkür ederiz. Bir an önce Avcılar sakinleri için umarız ki en iyisi olur, en iyi adım atılır diyelim. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yayın konuğumuz.